Merhaba arkadaşlar, cümlenin ögeleri konusuna giriş yapalım. Düşünce, istek, amaç bildiren bir yargıyı eksiksiz biçimde ortaya koyan e, sözcük kümesine arkadaşlar cümle ya da diğer adıyla tümce diyorum ben. Peki bir cümlede anlatılmak istenen yargı bir sözcükle de anlatılabilir ama birden çok sözcükle de anlatılabilir. Şimdi yargım benim yüklemim olur arkadaşlar? bir sözcükle anlatabildiğim bir cümleyi tek bir yüklemle anlatabildiğim bir şeyi arkadaşlar birden çok sözcükle de anlatabilirim. Peki şimdi gideceğim sözcüğü de bir cümledir. Yarın İzmir'e gideceğim cümlesi de arkadaşlar söz grubu da bir cümledir. Şimdi bu ikisi arasındaki fark yanında bunun bazı yardımcı kelimeler bulunmasıdır. Bu yardımcı kelimelerin görevleri nedir arkadaşlar? Yüklem dışında yargının zamanını yerini gösteren bir takım ögeler bulunmasıdır. Bu cümleyi oluşturan ögeleri arkadaşlar temel başlık altında iki başlıkta ben inceleyebilirim. Birisi temel ögeler, ikincisi yardımcı ögeler. Temel ögeler cümlenin öznesi ve yükleme olacak arkadaşlar. Yardımcı ögeleri ise ben dört ayrı başlıkta inceleyeceğim. Nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci ve edat tümleci olarak arkadaşlar ee, ben inceleyeceğim. Hemen bir bakalım ee, neymiş bu ögelerim. Temel ögelerle başlayalım. Yüklem. Arkadaşlar yüklem cümlenin en önemli ögesidir ve temel ögesidir. Yani ben diğer ögeleri bulmak için ne yapacağım? Bulduğum cümlemde bulduğum yüklemime çeşitli sorular soracağım ve cümlenin diğer ögelerini bulacağım arkadaşlar. Cümlede ee, bu diğer öğelerin belirlenmesi işi yükleme bağlı ve yüklem bir iş, bir eylem bildirecek ya da söze edilenlerin olup olmadığı ile ilgili bir sonuç ortaya koyacak. Yani cümlemde bir yargı belirleyecek arkadaşlar yüklem. Türkçede bir fiil cümlesinde, bir isim cümlesinde olmak üzere arkadaşlar iki tür yüklem vardır. Yani yüklemlerimin bir türü Fiil cümlesi belirtir, bir türü ise isim cümlesi belirtir. Arkadaşlar, fiil cümlesi dediklerimin yüklemleri çekimli fiillerdir. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin dediğim zaman burada koyu yazılmış sönüyor kelimesi arkadaşlar, sönmek kelimesine gelmiş bir iyor şimdiki zaman ekim yani çekimli bir fiilimle oluşmuştur arkadaşlar. İsim cümlelerinde yüklem ek fiil almış isim ya da isim soylu sözcüktür. Arkadaşlar ek fiilin görevlerinden birisidir. İsim soylu sözcüklere gelerek onları yüklem haline getirir. Bir çiçek bahçesidir dediğimde bahçe kelimesi isimdir arkadaşlar. Bir çiçek bahçesi dir dediğimde bakın idir buradaki idirim nedir arkadaşlar? Benim ek fiilimdir. Ek fiil isim soylu bir sözcüğe gelerek ne yapmış? o sözcüğümü yüklem yapmış diyorum. Yüklem isim, sıfat, zarf gibi bir sözcük türü değildir. Bir cümle ögesidir arkadaşlar. Sözcük türleriyle cümle ögelerini karıştırmamamız lazım. İsim cümlelerinde isim ve sıfat tamlamaları, söz öbekleri, zamir ve adlaşmış sıfatlar yüklem görevinde bulunabilirler. Hemen bakıyorum. Zamir. Bu işin sorumlusu o idi derken arkadaşlar bakın burada bir kişi zamirim var. Atlaşmış sıfat. Elindeki makas paslıydı derken arkadaşlar paslı makas demek istemiş. Yani burada yine bir atlaşmış sıfatım var. İsim tamlaması. Kırılan onun bardağıydı derken yine bardağı onun bardağı şeklinde arkadaşlar. Ne onun bardağıydı? Kırılan onun bardağıydı diyeceğiz. Yine bir isim tamlaması, sıfat tamlaması şeklinde olanlar var. Dün gördüğüm işte bu arabaydı. Bu araba olan neydi arkadaşlar? Ee, bakın burada bu araba şeklinde benim yüklemim yapmış. Ee, bir sıfat tamlaması, işaret sıfatıyla araba ismini arkadaşlar nitelemiş, belirtmiş. Önemlidir cümlenin ögeleri bulunurken bakın tamlamalar kelime grupları bölünmez. İsim cümlelerinde yüklemi bulurken dikkatli olmak tamlamaları gözden kaçırmamak gerekir. Yüklem bazı cümlelerde oldukça uzun olabilir. Hatta cümle sadece yüklemden bile oluşabilir arkadaşlar. Etkinliğim var. Aşağıda verilen dizelerin yüklemlerini bularak altlarını hemen çizelim. Hemen yüklemlerini gösterelim arkadaşlar. Arıyorum yıllar var ki ben onu. Normalde Türkçede arkadaşlar söz diziminde yüklemler cümlenin sonunda olur. Eğer cümle ee, cümlenin sonunda değilse, başında ya da ortasındaysa ben o cümlelere devrik cümleler diyebilirim. Bu da devrik bir cümledir arkadaşlar. Yıllar var ki ben onu arıyorum şeklinde bunu sona atmamız lazımdı. Olsun başta olsun. Aramak fiili arkadaşlar bir e, fiilimdir. Cümlede yapılan işimdir benim. Yükleme e, bulmak için herhangi bir soru yoktur arkadaşlar. Bakın diğer ögeleri bulmak için yükleme sorulacak birçok soru vardır. Fakat yüklemi bulmak için herhangi bir soru yoktur. Onu ben nasıl bulacağım cümlede yapılan işime, yargıma bakarak şu yüklemdir diyeceğim. Aşıyım beni çağıran bu sesin derken bakın uzunca bir yüklemim var. İki de daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum. Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğu olan kimdir dediğimde ben cevabını alacağım mesela. Buna soru soracağım. Bu dağların eskiden aşinasıdır soyum dediğim zaman arkadaşlar... Bakın bir isim soylu sözcüğüm ek eylem alarak burada yüklem olmuş. Seversin dünyayı dolu dizgin. Bunun farkında değildir şeklinde yüklemi. Bakın hep yargı bildiren sözcükleri. Mavi gözlü bir dev idi demiş ek eylem alan arkadaşlar. Bir ee, tamlama şeklinde olan bir yüklemi. Sevdi sevmek fiilim arkadaşlar burada yüklem olmuş. Bekler yine çekimli bir fiil arkadaşlar? Henüz girilmemiş olandır dediğimde yine bir e, isim cümlesidir arkadaşlar. Ek alarak yüklem olmuştur. Diyorum. Özne nedir? Özne benim diğer temel ögemdir arkadaşlar. Yüklemin bildirdiği işi yapan kişiye ben özne derim. Özne yüklemin... E, yüklem gibi cümlenin temel ögesi birkaç istisna dışında öznesiz cümlede yine olmaz arkadaşlar. Temel öge olmadan bir binayı kuramazsınız. Özne fiil cümlesinde işi, hareketi yapanı gösterir. İsim cümlesinde ise özne yüklemde bildirilen durumda olan kişi ya da varlıktır dedik. Özne yalın haldedir arkadaşlar. Durum eki aldığında görevi değişir. Bazı cümlelerde sözcük biçiminde özne bulunmaz. Bu cümlelerde özne yüklemin aldığı kişi eklerinden anlaşılır ki bunu da zaten özne türlerinde birazdan bakacağız. Bir cümlenin öznesi yükleme sorulan kim ya da ne sorularına arkadaşlar cevap verir. olan ne yapan kim şeklinde sorarsak biz bu soruları hemen şöyle bu işi yapan yapan kim ya da, olan ne şeklinde sorarsak daha da garanti bir sonuca ulaşırız. Özneyi buldurmada kim ve ne soruları yüklem en anlı biçime getirilerek evet yapan kim olan ne soruları şeklinde sorulursa dediğimiz gibi çok daha garanti olur. Bir tane sorum var. Hemen bakalım soruma. Cümlelerde hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur? Bakın İki tane öge istiyor benden. Yalnızca özne ve yüklemden oluşan bir cümle istiyor. Yazınsal türlerin birbiri Türlerin birbirine benzeyen ve birbirinden ayrılan yönlerini belirlemek zordur. Evet, zordur kelimesi benim yapılan işimdir arkadaşlar. Yani yüklemimdir. Zor olan ne şeklinde bir soru sorduğum zaman buraya zor olan ne? İşte arkadaşlar Tam olarak bir cevap şudur. Yazınsal türlerin birbirine benzeyen ve birbirinden ayrılan yönlerini belirlemek şeklinde bir cevap gelir ki bu da olduğu gibi benim öznemdir. Yani arkadaşlar daha ilk şıktan cevabım çıkmış oldu. Özne ve yüklemden oluşan bir cümle A şıkkı. İkinci sorumda aşağıdaki cümlelerin hangisi yine özne ve yüklemden oluşmuştur diyor. Bir yazarın öne sürdüğü düşünceler sizi hiç ilgilendirmeyebilir. İlgilendirmeyebilir benim yüklemim. İlgilendirmeyen ne dediğim zaman bir yazarın öne sürdüğü düşünceler benim öznem olur. İlgilendirmeyebilir benim yüklemim olur. Ama arkadaşlar bakın arada boşta kalan e, kelimem var. Bu kelime yine cümlenin bir ögesi olabilir arkadaşlar. Bu yüzden sadece özne ve yüklemden oluşmuştur diyemem buna elerim. Her yazarın çözmeye çalıştığı sorun ya da sorunlar vardır dediğim zaman vardır benim yüklemim arkadaşlar. İsim soylu bir sözcüğüm bu arada ek eylem almış. Yüklem diyorum. Var olan ne? Var olan şu. Her yazarın çözmeye çalıştığı sorun ya da sorunlar kelimesine özne derim. Buyurun sadece yüklem ve özneden oluşmuş cümlemi B şıkkında Bulabildim arkadaşlar. Diğer şıklara da baktığımızda arkadaşlar benim e, diğer şıklarda özne ve yüklemin dışında yine boşta kalan tıpkı B şıkkındaki gibi boşta kalan kelimelerim ya da kelime gruplarım olacaktır. Onlar da başka ögeleri karşılayacaktır diyorum. Her cümlede özne açık olarak yer almayabilir. Özne cümlede yer almıyor, yüklemdeki kişi eklerinden çıkarılıyorsa ben böyle öznelere ne derim arkadaşlar? Gizli özne derim. Hemen bakıyorum. Zaman zaman arkadaşlarının oturduğu eski mahallesine gidip özlem giderirdi. Özlem gidermek bir kelime grubu olduğu için arkadaşlar kalıplaşmış bir kelime grubu olduğu için ayıramam. İkisini birlikte yüklem olarak alırım. Özlem giderme işini yapan kimdi dediğim zaman Bakın giderirdi diyorum ya o giderirdi. İşte ben bunu cümlede yazılı olarak bulamıyorsam bu benim gizli öznemdir diyorum. Söz öbekleri, tamlamalar, farklı türlerden sözcükler cümlede özne görevinde de kullanılabilir. Hemen bir bakıyorum. İşe nereden başlayacağını kimse bilmiyor. Bilmeme işini yapan kim? Kimse. Burada arkadaşlar bir zamirim özne olmuş. Küçük çocuk içeri girdi. Şimdi girdi benim yüklemim arkadaşlar yapılan iş. Girme işini yapan kim dediğimde sadece çocuk diyemem çünkü başında bir de ne var? Sıfat var. Sıfatın olduğu yerde sıfat tamlaması vardır. Ben tamlamaları, ögeleri bulurken birbirinden ayıramam, birlikte alırım arkadaşlar. Bir tane daha sorum var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne bir söz öbeğinden oluşmamıştır? Söz öbeği dediği en az iki kelime ve fazlasından bahsediyor. Söz öbeğinden oluşmamıştır dediğimde tek kelimelik bir özne istiyor benden. İnce ince yağan kar yeşil tepeleri ağartmaya başladı. Peki başladı yüklen. Başlama işini yapan kim ya da olan ne? İnce ince yağan kar dediğim zaman bakın bir söz öbeğinden oluşmuş eledim. Köyün en yaşlısı olan Hasan Dede her gün bu yokuşu oflaya poflaya mı çıksın dediğim zaman arkadaşlar yüklemim oflaya puflaya çıkma işini arkadaşlar çıkma işini yapan kim dediğimde buyurun köyün en yaşlısı olan Hasan Dede şeklinde bir tamlamam geldi ve yine bir öbek durumunda. Kamyon insanla heybelerle çuvallarla tıklım tıklım doluydu. Doluydu yüklemim arkadaşlar. Dolu olma işi e ee, dolu olan ne dediğim zaman cevabım tek kelimeden oluşur. Kamyon derim. İşte bu tek kelimeden oluştuysa herhangi bir söz öbeği bulunmamaktadır diyorum doğru cevabıma C derim. Sonraki sorum yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde özne tamlayanı sıfat fiil grubu olan sıfat tamlamasıdır? Tamlayan, tamlanan. Tamlayanı sıfat fiil olacak arkadaşlar. Sıfat fiil olan bir sıfat tamlaması olacak. Hemen bakalım. Kışı henüz üzerinden atamamış topraklarda otlar yeşeriyordu. Yeşeriyordu yüklem. Yeşerme işini yapan kim? Ot. Burada bir sıfat tamlamam yok arkadaşlar. Geçiyorum. Gök bir açılıp bir kapandıkça çiçeğe durmuş ağaçların da yapraklarında yağmur düşüyordu. Düşme işini yapan ne? Yağmur. Geçiyorum tek kelime. Böcekler güneşi görünce ortaya çıkıyor. Güneş gidince deliklerine kaçışıyordu. Kaçışma işini yapan ne? Arkadaşlar olan ne? Ee, böcekler. Böcekler yine arkadaşlar tek kelimeden oluşmuş. Arılar burunlarını taze çiçeklerin göbeğine sokuyor. Onların kokularıyla sarhoş oluyor. Sarhoş olma işini yapan kim arkadaşlar? Arılar derim tek kelimeden oluşmuş bir özlem vardır Göğün maviliğini karartan havalar artık geride kalmıştı. E, geride kalma işini yapan e, kim derim arkadaşlar? Cevap olarak göğün maviliğini karartan havalar şeklinde cevap alırım. Bakın özlem bir sözü beyinden oluşmuş 5 numaramda. Peki dediği gibi mi? Tamlayanı sıfat fiil grubu olan göğün maviliğini karartan hava dediğim zaman arkadaşlar nasıl hava? Göğün maviliğini karartan hava. Arkadaşlar burada bir ee, sıfat tamlamam var. Hava kelimesini belirten bir ee, sözcüğüm var. Ve burada bir sıfat fiil eki olduğu için arkadaşlar tamlayan bölümünde bir sıfat fiil eki olduğu için ben buna ne derim tamlayanı sıfat fiil grubu olan grup diyorum. Çünkü bakın birden çok kelimeden oluşmuş sıfat fiilim e, bir isim tamlamasıdır diyorum. Yani doğru cevabımı e seçeneği dedim. 2007 ÖSS sorum. Kim ve ne sözcükleri cümlede özne göreviyle kullanılabilir? Ögeleri buldurmaya yarayan sözcük cümlede geçtiğinde buldurduğu ögenin yerini tutar demiş. Hemen bakıyorum. Bunları size kim anlattı arkadaşlar? Aşağıdaki sorulardan hangisi, aşağıdaki cümlelerden hangisinde sorulan soru yerini tuttuğu ögenin yerine kullanılmıştır şeklinde gibi bir sorular sorulabilir. Bunların cevabı arkadaşlar bu şekilde bulunuyor. Kim anlattı dediğimde bunun yerine işte mesela buna cevap verelim. Bunları bize Ali anlattı. Dediğim zaman anlattı yüklem, anlatma işini yapan kim dersem cevabımı bulmuş olurum. Yani kim sözcüğü öznenin yerini tutmuş olur. Ya da ne kaybolmuş? İşte kalem kaybolmuş dediğimde arkadaşlar kaybolmuşa yüklem derim. Kaybolma işini yapan ne? kalem derim. Yani ne kelimesi yine öznenin yerini tutmuştur diyebilirim. Bir tane daha sorum var. Aşağıdaki sorulardan hangisi özneyi buldurmaya yöneliktir? Evet dediğim soru tarzı bu arkadaşlar. Hemen bakalım tatile sizinle kim gelecek hemen cevap verdiğim zaman tatile bizimle Ali gelecek gelme işi benim yüklemimse gelme işini yapan kim Ali buyurun kim sorusu arkadaşlar neymiş demek ki benim özlemi buldurmaya yönelik bir sorunmuş. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru özneyi buldurmaya yöneliktir dediğim zaman bu sefer de beni mi aradılar? Hayır. Herhangi bir özne buldurmaya yönelik olmuyor. Aşağı mı ineceğiz? Evet aşağı ineceğiz dediğimiz zaman nereye ineceğiz? Aşağı. Bakın başka bir ögeyi buldurur. Dün mü geldiniz? Ne zaman sorusu arkadaşlar, dünü karşılar, olmaz başka bir ögeyi buldurur. Yağmur mu yağıyor? Cevap veriyorum. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor dediğim zaman arkadaşlar benim yüklemimdir. Olan ne? Yağma işini yapan kim? Yağmur derim arkadaşlar. Buyurun benim öznemi buldurmaya yönelik bir sorumu sormuş oldum. Önemli seslenme bildiren sözcükler, hitaplar cümlenin herhangi bir ögesi olamayacağı için özne de olamaz diyorum. Herhangi bir ögesi değilse ben bunlara zaten cümle dışı unsur deyip geçeceğim. Peki nesne nedir? Nesne arkadaşlar bir cümlede yüklemle bildirilen, işten etkilenen sözcüktür. Yüklemin yaptığı işten etkilenen sözcüğe ben ne diyeceğim? Nesne diyeceğim. Bir cümlede nesne olabilmesi için o cümlenin fiilinin arkadaşlar yükleminin geçişli fiil olması şarttır. İsim cümlelerinde nesne bulunmaz. Nesne ile ilgili sorularda hemen cümlenin yüklemine bakılır arkadaşlar. Yüklem bir isim soylu sözcükse, işte nedir? Atlaşmış sıfat, zamir ve benzeri bir sözcükse ya da bir isim tamlaması ise o cümlede nesne aranmayacak yüklem durumundaki fiilin nesne alabilmesi için geçişli olması lazım. Başına onu sözcüğü getirilerek okunabilen fiiller geçişli fiillerdir ve nesne alabilirler. Eğer yüklem onu ile okunamayan bir fiil ise o cümlede nesne de olmaz. Peki cümlede nesne bulmanın soruları nedir arkadaşlar? Ne, neyi ve kimidir? Bu sorulardan bir tanesi ne sorusu bana belirtisiz nesneyi verecek. Pardon şöyle yapayım yanlış yere götürdüm okumu. Ne sorusu bana arkadaşlar belirtisiz nesneyi verecek. Neyi ve kimi soruları da bana belirtili nesnemi verecek arkadaşlar. Hemen bu belirtili belirtisiz nesne neymiş bir bakalım. Belirtili nesne dediğim gibi neyi ve kimi sorularına cevap veren ögedir arkadaşlar belirtili nesne. E, belirtili nesne olarak kullanılan sözcükler ismin i halindedir. Yani mesela i hali neyi dediğimizde kimi dediğimizde bakın sonu i ile bitiyor bunların. i ile biten soruya i ile biten cevap bulmamız lazım. Belirtisiz nesne ise yükleme ne sorusu sorularak bulunuyor. Belirtisiz nesne bu i hal ekini almıyor. Bakın çünkü sonunda herhangi bir i yok şeklinde kafamızda kodlayabiliriz. Şimdi bir bakalım. Bir tane sorum var. Cümlelerin hangisinde nesne yoktur? Kapının önündeki ağacın çiçek açtığını fark etmedin mi? Dediğimiz zaman. E, et fark etmek arkadaşlar burada yüklemim. Fark etmedin mi? Bakın. Bir kere onu fark etmedin mi? Neyi fark etmedin mi diye sorarsam arkadaşlar. Kapının önündeki ağacın çiçek açtığını cevabını alırım. Yani nesnem vardır. İş yerindeki arkadaşlarla yemeğe gitmeyi düşünüyoruz. Düşünüyoruz yüklem. Neyi düşünüyoruz diye sorduğum zaman iş yerindeki arkadaşlarla yemeğe gitmeyi diye cevap alırım. Telefonumu evde unutmuşum. Seninkini kullanabilir miyim? Dediğimiz zaman e, neyi kullanabilir miyim? Dediğimizde seninkini diyebiliriz. Ya da unutmuşum dediğimiz zaman yüklem arkadaşlar neyi unutmuşum? Telefonumu unutmuşum şeklinde cevap alabilirim. Yani nesnem vardır. Odamdaki pencereden Marmara'nın maviliğini görebiliyorum dediğim zaman arkadaşlar görebiliyorum yüklem. Neyi görebiliyorum? Bakın bir tamlamadır ayıramam Marmara'nın maviliğini şeklinde bir söz öbeğini nesne olarak alırım. Gelecek yılki bahar şenliklerinde ben de görev alacağım. Ne alacağım e, şöyle görev alacağım şeklinde görev almak birleşik bir fiildir arkadaşlar Ne görev alacağım Neyi görev alacağım kimi görev alacağım sorularından hiçbirine cevap vermediği için cümlemin nesnesi yoktur diyorum 2004 bir ÖSYM sorusu arkadaşlar Yukarıdaki cümlede hangi numaralar arasında kalan öge cümlenin nesnesidir dendiği zaman bakalım. Deniz arkeologlarının Sinop kıyılarında bulduğu batık kent, yörenin binlerce yıllık yer, e, bir yerleşim yeri olduğunu değişik yönleriyle inandırıcı bir biçimde kanıtlıyor. Kanıtlıyora yüklem dediğim zaman neyi kanıtlıyor dersem arkadaşlar, şey pardon ne kanıtlıyor dersem deniz arkeologlarının Sinop kıyılarında bulduğu batık kent kanıtlıyormuş. Böyle baktığım zaman arkadaşlar e, benim Şöyle, ee, kanıtlama işini yapan ne dediğimiz zaman deniz arkeologlarının Sinop kıyılarında bulduğu batık kent, burası benim öznem olur. Neyi kanıtlıyor dediğim zaman da yörenin binlerce yıllık yerleşim yeri olduğunu kanıtlıyor şeklinde 1 ve 2 arasında bulunan yerim neyi sorusuna cevap verdiği zaman 1 ve 2 arasında bulunan bölümüm arkadaşlar nedir? belirtili nesnemdir arkadaşlar. Yani doğru cevabıma 1 ve 2 arası diyorum. Bir başka sorumda aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri yani bu şu o dediğimiz işaret zamiri nesne görevinde kullanılmıştır? Bazı öğrenciler müdürden izin almadan burayı gezmiş. Gezmiş yüklem. eee Neyi gezme işini yapan kim dediğimde burada bazı öğrenciler cevabını alırım. Öznem olur. Neri, neyi gezmiş dediğim zaman burayı gezmiş şeklinde arkadaşlar bir işaret zamirim ne olmuş? Nesne görevinde kullanılmış olur. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat tamlaması belirtisiz nesne görevindedir? Belirtisiz nesne diyorsa ne sorusuna cevap veren bir sıfat tamlamam olacak arkadaşlar. Hemen bakalım. Ben sonsuz bir deniz düşünürüm. Düşünürüm yüklem. Ne düşünürüm? Sonsuz bir deniz düşünürüm. Nasıl deniz? Bakın deniz bir isimdir. Nasıl deniz dediğimde sonsuz deniz o kelimeyi nitelediği için bir sıfat tamlamasıdır. Ve sonunda i belirtme hali olmadığı için de arkadaşlar belirtisiz bir nesnedir. Yani doğru cevabımı A seçeneği derim. İsimler, zamirler, fiilimsiler, ad ve sıfat tamlamaları cümlede nesne göreviyle kullanılabilir. Hemen bakalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin ögeleri özne, belirtili nesne, yüklem biçiminde sıralanmıştır? Arkadaşları onun bu tutumunu yadırgamıştı. Yadırgamıştı yüklemim arkadaşlar. Yadırgama işini yapan kim? Arkadaşları. Bu benim öznemdir. Neyi yadırgamıştı? Neyi sorusunu sorarım neyi yadırgamıştı? Onun bu tutumunu yadırgamıştı. Peki o halde bu da belirtili nesnem olmaz mı arkadaşlar? Olur. Özne, belirtili nesne ve yüklem sıralamasıyla arkadaşlar neyi sorusunu sordum ve belirtili nesnemi buldum. O zaman doğru cevabımı ben A şıkkı diyorum. Bir sonraki sorumda aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne ve yüklemden oluşmuştur? Bakın sadece nesne ve yüklemden oluşan bir cümle. Önündeki kağıdı iyice inceledikten sonra parmağını kaplı kaya üzerinde gezdirdi. Gezdirdi yüklem. Gezdirme işini yapan kim? O neyi gezdirdi? Parmağını gezdirdi. Bakın sadece nesnem burada. Ne zaman gezdirdi sorusunun cevabı başka olacak nerede gezdirdiği sorusunun cevabı başka olacak. Yani birden çok, ikiden çok ögen var burada. Kim olduğumu ve nereye gideceğimi sormadı. Sormadı yüklemim neyi sorusunu sorduğum zaman ben buraya cevabım. Kim olduğumu ve nereye gideceğimi şeklinde nesne ve yüklem şeklinde bana cevap verir. Doğru cevabım B şıkkıdır arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem birden çok sözcükten oluşmamıştır? Yüklem tek sözcükten oluşsun diyor. Şu boğaz iki yakası bir araya gelmeyen eski bir kabirdir. Hemen bir bakalım. Eski bir ekabirdir. Pardon. Ekabirdir. İki yakası bir araya gelmeyen eski bir ekabir şeklinde bir tamlama biçiminde olduğu için bunu ayıramam gitti. Güzellikler çoğu zaman yanlışlıkların ve kötülüklerin tutsağıdır. Yanlışlıkların ve kötülüklerin tutsağı olan nedir şeklinde bakarım ben buna. Tamlamadır çünkü. Ayıramam gitti. İnsana sevgi insana değer kazandıran en anlamlı duygudur. İnsana değer kazandıran en anlamlı duygu dediğimizde arkadaşlar bu da yine tamlamadır. Ayıramadım. Çocuğun insanın içini acıtan zavallı bir hali vardı dediğimde burada herhangi bir tamlamam yok. Vardı kelimem sadece yüklem arkadaşlar. Doğru cevabım çıktı gibi. Hiçbir insan bu çağın sorunlarıyla tek başına başa çıkamaz. Ee, arkadaşlar burada da yine e, nedir? Başa çıkmak şeklinde bir yüklemim vardır. İki kelimeden oluşur. O zaman bu da gitti. Doğru cevabım D şıkkı diyorum. Sonraki sorumda baba e, aşağıdaki cümlelerden hangisi ögeleri ve ögelerinin sıralanışı yönüyle bu cümleyle özdeştir dediğimiz zaman babası bir kalem ve kağıt getirmesini söyledi. Söyledi yüklemim arkadaşlar. Söyleme işini yapan kim? Babası Öznem. Neyi söyledi? Bir kalem ve kağıt getirmesini söyledi. Bu da nedir arkadaşlar? Belirtili nesnem. Nesne yazıyorum. Belirtili olacak. Özne belirtili nesne yüklem şeklinde oluşan cümlem hangisidir? Ankara'ya ilk kez 10 yıl önce gitmiştik. Ailemle gitmiştik. Gitmiştik yüklem arkadaşlar. Gitme işini yapan kim? Ee, biz. Nereye gitmiştik sorusu zaten bir kere belirtili nesne sorusu falan da değildir. Bunu geçtim. Çalışmalarınız iyi bir araştırmacı olduğunuzu gösterdi. Gösterdi benim yüklemim. Gösterme işini yapan nedir? Öznem arkadaşlar. Özne yüklemim var. Neyi gösterdi dediğimde iyi bir araştırmacı olduğunuzu şeklinde cevap alırım. Bu da arkadaşlar benim neyimdir? Belirtili nesnemdir. Yani yukarıdaki cümleyle özdeş olan B şıkkıdır diyorum doğru cevabıma. Aşağıdaki cümlelerden hangi e, aşağıdakilerden hangisi iki ögeli bir cümle değildir? İki ögeli olmayacak arkadaşlar. Ya tek ögeden oluşacak ya da 2'den fazla öge. Ba bakalım. Düşünmeden öğrenme boşa giden bir çabadır. Boşa giden çaba olan nedir? Düşünmeden öğrenme şeklinde özne ve yüklemden oluşmuştur. gitti. Çalışmakla yaratılan meyve en tatlı meyvedir. En tatlı meyve olan nedir? Çalışmakla yaratılan meyvedir. özne ve yüklemden oluşmuştur. gitti. Öfke ekilen yerde pişmanlık biçilir. Biçilir yüklem. Biçili, biçilen nedir? Pişmanlık. Dediğim zaman arkadaşlar bundan sonra bakın iki ögeli olmuyor. Nerede biçilir? Öfke eklen yerde şeklinde bir tane daha ögem çıkıyor buradan. Yani doğru cevabın üç ögeli olduğu için C seçeneği oldu. Bir sonraki sorumda numaralandırılmış cümlelerden hangisinin yüklemi yanlış belirlenmiştir demiş. Kimileri ünlü kişilerin sözlerine önem verir. Önem vermek birleşik olarak alınması lazımdır arkadaşlar. Kalıp bir sözcüktür. Yani doğru. Gerek konuşmalarında, gerek yazılarında sık sık örneklere başvuruyor. Başvurmak şeklinde almış, doğru almış. Anlattıklarını dinlediğini fark etmek insanı mutlu eder. Mutlu etmek yardımcı fiille kurulmuş bir yüklemdir. Doğrudur. Birleşik alınır. Kimi zaman sıradan bir insan da büyük bir gerçeği dile getirebilir. Arkadaşlar burada sadece getirebilir değil dile getirebilir şeklinde alması gerekiyordu. Çünkü anlamca kaynaşmış birleşik bir fiildir, bir deyimdir. Dile getirmek bunu ayırıp alamam. O yüzden doğru cevabım D seçeneğidir diyorum. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde nesne yoktur? Duvarı nem insanı gam yıkar. Ee, dediğimiz zaman arkadaşlar yıkar. Yıkma işini yapan e, ne yıkar dediğim zaman arkadaşlar gam ne nem sorularını alırım. Cevaplarını alırım. Eee... El el üstünde olur, ev ev üstünde olmaz. Hemen baktığım zaman onu olur ve onu olmaz şeklinde zaten ee, bir arkadaşlar nesne alamaz çünkü onu kelimesine kesinlikle cevap vermediği için ben cevabım çıkmış oldu. Ne olur, neyi olur, kimi olur, ee, olan ne dediğim zaman arkadaşlar el el üstünde ev ev üstünde şeklinde bunlar benim öznelerimdir. Önce özneyi bulurum sonra nesneyi bulurum. Çünkü nesneden önce özneyi bulmaya çalışırsam arkadaşlar ne sorusu hem özne hem nesne sorusu olduğu için özne yerine gidip bize nesneyi buldurabilir bu örnekte olduğu gibi. O yüzden arkadaşlar önce özneyi birinci sırada bulurum. ikinci sıraya ben nesneyi bırakırım ki karışıklık olmasın. Burada da arkadaşlar B şıkkında herhangi bir nesnem yok çünkü nesne sorusuna cevap veren öznedir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru yüklemi buldurmaya yöneliktir? Konservatuvara gitmeyi sen gitmeyi konservatuvara gitmeyi mi istersin? Ee, cevap olarak konservatuvara gitmeyi isterim şeklinde nesneyi buldurmaya yöneliktir. Bu kitabı hangi yayınevi basmış dediğimde bu kitabı X yayın evi basmış özneyi arkadaşlar buldurmaya yönelik bir sorudur. Resim mi, müzik mi ilgini çekiyor? Resim ilgimi çekiyor. İlgimi çeken ne? Resim. Yine arkadaşlar özne buldurmaya yönelik bir sorudur. Sana bu mektupları yollayan kimmiş? Bana bu mektupları yollayan Ali'ymiş. Dediğim zaman arkadaşlar ne yapıyorum? Bu yüklem e, görevinde kullanılmış cevabım olduğu için burada da sorulan soru arkadaşlar bana yüklemi buldurmaya yönelik bir soru oluyor. Aşağıdakilerden hangisinde isim tamlaması özne görevindedir demiş? Hemen bir bakıyorum isim tamlaması olacak ve özne görevinde olacak. Rüzgarında kekik kokusu yok. Buradaki isim tamlamam nedir? Kekik kokusu. Kekiğin kokusu olsaydı belirtili isim tamlamam olurdu. Buradaysa belirtisiz bir isim tamlamam var. Arkadaşlar olsun sonuçta bir isim tamlamasıdır. Yok. Yok olan ne dediğim zaman kekik kokusu cevabını alıyorum. Hemen yok olan ne sorusunu sorduğum zaman kekik kokusu cevabını aldım. Yani kekik kokusu öznedir ve bir isim tamlaması şeklindedir diyorum. Cevabım A seçeneğinden çıkıyor zaten. Bu cümlenin yüklemine sorulabilecek soru ve bu sorunun karşılığının hangi öge olduğunu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Hemen bakalım. Cümlenin yüklemine sorulabilecek soru ve bunun e, karşılığının hangi öge olduğu? Naturalizm, naturalizmin realizmin aşırılığından başka bir şey olmadığı da ileri sürülmüştür. İleri sürmek arkadaşlar kalıplaşmıştır. Bunu böylece alırım. Peki, baktığım zaman arkadaşlar, ileri sürülen ne dediğim zaman, ileri sürülen ne? Naturalizmin, realizmin aşırılığından başka bir şey olmadığı. Bakın, burada ne sorusu burada ortak, ne sorusu burada ortak. Zaten kim, nasıl ve nerede gibi bir soru soramıyorum buraya cümlenin anlamına baktığım zaman. Fakat iki tane ne sorusundan biri özneyi, biri nesneyi veriyor. İleri şu şekilde sorarım ben. Yüklemimi ol, olduğu gibi alırım. İleri sürülen ne şeklinde sorarım. Böyle sorarsam doğru cevabı alırım. Bana arkadaşlar özneyi vermiş olur. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı özne de nesne de değildir? Ha. Yaşadıklarının karşısında sana kim yardım etti dediğimde, yaşadıklarımın karşısında bana Ali yardım etti derim ve yardım etme işini yapan kim diye sorduğumda Ali derim. Yani özne olur bunun cevabı gitti. Bana özne de olmasın, nesne de olmasın diyor. Bu sokak hayvanları. Bu sokak hayvanlarını tedavi olmaları için kime göndereceksiniz? Bu sokak cevap verelim. Bu sokak hayvanlarını tedavi olmaları için veterine göndereceğim. Göndereceğim. Yüklem olur arkadaşlar. Gönderme işini yapan kim? Ben. Yani özne ben olur. E, veteriner. Benim e, kime göndereceksiniz dediğim veterinerdir arkadaşlar. Bu nereye sorusunun cevabı olduğu için özne de nesne de olmaz. Nereye sorusunun cevabı daha sonra da göreceğiz arkadaşlar. Dolaylı tümlecin cevabı olur. O zaman ben ne diyorum? B şıkkında özne de nesne de değildir diyorum. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Hemen bakalım. Cümlem uzun bir cümle. Ögelerine bakalım karşıdaki boş ev ve sarp kayalı adanın kıyılarında balıkçıların ağlarını parçalayan dalyanları bozan ihtiyar balıkçıları kapan bir ejderhanın hikayesini yanakları şiş kara gözlü tombul tombulluğu nispetinde saf ve saflığı kadar hassas bir çocuk anlattı. Anlattı benim yüklemim arkadaşlar. Anlatma işini yapan kim dediğimde yanakları şiş, kara gözlü, tombul, tombulluğu nispetinde saf ve saflığı kadar hassas bir çocuk derim ve yüklemden önce benim öznem gelmiş olur. Peki baktığımda neyi anlattı diye bir soru sorduğum zaman neyi anlattı soruma cevap olarak da karşıdaki boş ve sarp kayanın, kayalı adanın kıyılarında balıkçıların ağlarını parçalayan dalyanları bozan ihtiyar balıkçıları kapan bir ejderhanın hikayesi şeklinde alırım. Bu bir tamlamadır. Bunu ayıramam. Böylece alırım arkadaşlar. O zaman bu da neyi sorusunun cevabı olduğu için nesnem olur. Yani 3 ögeli nesne, özne ve yüklemden oluşmuş bir cümlemdir diyebilirim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ne sorusunun yanıtı diğerlerinden farklı bir ögedir? Bu küçük kitapta 10 öykü vardı. Vardı benim arkadaşlar neyim? Yüklemim. Ne var olan ne dediğim zaman? 10 öykü. Öznem. Eline aldığı gazeteden bir makale okudu. Okuma işini yapan kim? O. Ne okudu dediğim zaman makale nesnem. Akşam yemeklerinden sonra bulmaca çözüyor. Çözme işini e, şey ne çözüyor dediğim zaman arkadaşlar yine e, bulmacayı bulurum ve nesneyi bulurum. Bisiklet aldırdı. Aldırdı. Aldırma işini yapan o. Ne aldırdı? Bisiklet nesne. Kahvaltıdan önce fırından ekmek almalısın. Ne al kim almalı? Sen. Gizli özlem. Ne almalısın? Ekmek. Nesne. Bakın nesne, 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 nesne. Ama burada nedir arkadaşlar? Özlem. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir dediğim zaman hemen bakalım. Kitabın asıl kahramanı olan İpek Böceği'nin kendi dilinden yaşam öyküsünün kısa bir özetini sunmak istiyorum. Şöyle yüklem olarak alırım. İstiyorum yüklem. İsteme işini yapan kim? Ben arkadaşlar eğer gizli özne ise gizli özne ise şuralarda belirtilmez haberiniz olsun yani hiç yokmuş gibi özne alın şurada belirtilmeyecektir gerçek özneler sadece burada yazı halinde görebildikleriniz özne diye belirtilir o zaman ben ee, bunları elerim bakın peki ne istiyorum dediğim zaman kitabın asıl kahramanı olan İpek Böceği'nin kendi dilinden yaşam öyküsünün kısa bir özetini sunmak diye arkadaşlar nesne derim buna. Yani doğru cevabım A olur. Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerden hangileri öge dizilişi bakımından özdeştir dediğimiz zaman şiir benim aynaya bakmakla suya bakmak arasındaki farkı anlamamı sağladı. Sağladı nedir arkadaşlar? Yüklem. Sağlama işini yapan kim? Şiir. Nedir arkadaşlar? Özne. Neyi sağladı? Benim aynaya bakmakla suya bakmak arasındaki farkı anlamamı. Yani birinci cümle özne, nesne, yüklem. Hatta nesnem de belirtili oldu. 3 ögeli. 2'ye baktığımda insan aynaya baktığında kendini ideal bir başkası olarak görür. Görür, yüklem. Görme işini yapan kim? İnsan, özne. Nasıl görür dediğim zaman ideal bir başkası. Bakın nasıl sorusu sordum. Birle farklı. Oysa suya bakan insan görmek, anlamak ve okumak istediğini biçimlendirebilir dedim. Biçimlendirebilir yüklem. Biçimlendirme işini yapan kim? Suya bakan insan dedim. Özne. Neyi biçimlendirebilir dediğimde belirtili nesne sorumu sordum. Görmek, anlamak ve okumak istediğini şeklinde belirtme haleki almıştı. Bir cevabım geldi. Yani bir ve 3 birbiriyle öge dizilişi bakımından özdeş oldu. Bu cümlenin öznesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Cümlenin öznesini önce bir bulalım arkadaşlar. Tramvayın paslı raylardan geçerken çıkardığı yüksek ses son, söyle, son söylediğini duymamı engellemişti. Engellemişti yüklem. Engelleme işini yapan kim? Tramvayın paslı raylardan geçerken çıkardığı yüksek ses şeklinde burayı ben özne olarak alırım. Pekala özneyi buldum. Hangisi yoktur? Türemiş yapılı bir sıfat var mıdır? Paslı ray. Pas kelimesinden paslı olmuş arkadaşlar sıfatım türemiş yapım eki almış. Bu var. Zarf fiil var mı? Geçerken dediği bakın arkadaşlar burada benim zarf fiilim var. Basit yapılı isim var mı? Hemen bakıyorum. Tramvay var. Sıfat fiil var mı? Çıkardıkı dediğim zaman burada bir sıfat fiil ekim var. O zaman geri kalanın bulunma durumunda bir isimdir. D daha eki almış bir isim. Burada raylardan demiş ama burada ayrılma var arkadaşlar. Ayrılma durumunda bir ismin var. Sonraki sorum bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi ögeleri ve ögelerin sıralanışı yönüyle diğerlerinden farklıdır demiş. Bakalım bulalım. Yazı bir türlü ölümü ortadan kaldıramayan insanoğlunun ölüme karşı bulabildiği tek çaredir. İnsanoğlunun ölüme karşı bulabildiği tek çare olan nedir dediğim zaman Cevabım yazı olur. Şöyle buluruz arkadaşlar. Bir türlü ölümü ortadan kaldıramayan insanoğlunun ölüme karşı bulabildiği tek çare olan nedir? Yani yüklem ve özneden oluşmuştur. Bir. Ögeleri ve ögelerin sıralanışı yönüyle farklı olanı soruyor. Yazı zekanın fotoğrafıdır dediğimde zekanın fotoğrafı olan nedir? Yazı. Yani bu da özne ve yüklemden oluşmuştur. 2. 3'e baktığım zaman onda insan hayatının her yaprağı üstünde gezen gözlerin ışıkları, düşünen kafaların gölgeleri bulunur. Bulunur yüklem. Bulunan nedir? Ee, insan hayatının her yaprağı üstünde gezen gözlerin ışıkları Bakın düşünen kafaların gölgeleri ne bulunur dediğimde arkadaşlar ee, Nesne, yüklem, bakın nesne var bir kere zaten gitti Diğerleri özne yüklem, özne yüklem Bunda nesne olduğu için doğru cevabım zaten 3 numara olarak çıkmış oldu Farklı Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden hangileri iki ögelidir demiş. Hemen bakalım hangileri iki ögeliymiş. Düşünmeyle evreni seyretmekle geçirdiğimiz boş zamanlar bize büyük mutluluk sağlar. Bize büyük mutluluk sağlar. Bize büyük mutluluk sağlayan nedir arkadaşlar? Düşünmeyle, evreni seyretmekle geçirdiğimiz boş zamanlar şeklinde alırız. Bu ee, bir saniye şöyle alacağız arkadaşlar. E, sağlar kelimemi yüklem olarak alacağım. Özür diliyorum. Sağlar. Sağlama işini yapan ne? Düşünmeyle, evreni seyretmekle geçirdiğimiz boş zamanlar. Özlem olarak alacağım bunu. Ne sağlar dediğimde büyük mutluluk sağlar. Kime? Bize bakın burada arkadaşlar iki ögeli bir cümlem değil dört ögeli bir cümlem var. Alıntı yapmak. Bilimsel nitelikli yazıların sık karşılaşılan özelliklerinden biridir dediğimiz zaman hemen bakıyorum Bilimsel nicelikli yazıların sık karşılaşılan özelliklerinden biri dediğim zaman bu bir tamlamadır ve bir yüklem olarak alırım ben burayı. Olan nedir dediğim zaman alıntı yapmak cevabını alırım özne ve yüklemden oluşmuş iki ögeli bir cümledir. İkinin iki ögeli olduğunu bulduysak arkadaşlar iki olmayan şıkları biz bir eleyelim önce. Buyurun 3 tane şıkkım elendi. Şimdi ya 1 ve 2 idi ya 2 ve 5 idi. 1'in e, de 4 ögeli olduğunu bulmuştuk zaten. Bunu da eledik. Doğru cevabımız çıkmış oldu. 5'e bir de bakalım. Ben doğru ile gerçekliğin farkını ortaya koyacak durumda değilim. Doğru ile gerçekliğin farkını ortada ortada ortaya koyacak durumda değilim demişiz. Olmayan kim dediğimizde arkadaşlar cevabım ben oluyor. Yani bu da arkadaşlar iki ögeli bir cümledir diyebilirim. Bu cümlenin nesnesinde hangisi yoktur? Cümlemin nesnesini nasıl buluyordum arkadaşlar? Ne, neyi ve kimi sorularıyla buluyordum. Hemen bir bakalım. Mutfağında bulgur pilavı kızarmış ördek ve irmik helvası hazırlanmış bu köy evine niçin geldiğimizi bilmiyordum. Bilmiyordum, yüklem. Yüklem dedim. Neyi bilmiyordum diye sorduğumuz zaman mutfağında bulgur pilavı, kızarmış ördek, irmik helvası hazırlanmış bu köy evine niçin geldiğimizi şeklinde sadece nesne ve yüklemden oluşmuş bir cümlem var. Yani bilmiyordum haricindeki şu kelime grubunda ne yoktur demiş. Bakıyorum bağlaç var mı? Şurada bir V bağlacımı görüyorum. Bakıyorum işaret sıfatı var mı? Bu köy evi dediği için işaret sıfatım var. Bakıyorum sıfat fiilim var mı? Kızarmış ördek hazırlanmış bu köy evine niçin geldiğimizi. Bulgur pilavı, kızarmış ördek, irmik helvası, hazırlanmış ha hazırlanmış köy evi dediği için arkadaşlar bakın sıfat fiilim de var. Soru zarfım var mı? Niçine zaten direkt soru zarfı niçin gelmek diye sorduysa soru zarfım da var. Ama kalan şıkkım nedir arkadaşlar? Zarf fiil. Yani doğru cevabım E seçeneği.